Dünya Sağlık Örgütü'nün çok çarpıcı bir açıklaması var. Eşcinsel ilişki sonrası Avrupa'ya sıçradı ifadesini kullandı. Aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği şey de bunun cinsel yolla bulaşabileceği ihtimali. Buradaki problem şu, 13 Mayıs-21 Mayıs arasındaki tarihlerde Avrupa'da görülen vakaların Afrika'dan gelmemiş olması. Bazı virüslerin biyolojik silah olarak kullanılması daha mı kolay tipleri icabı? Yani çiçek böyle bir virüs, biyolojik silah olarak kullanıldığını biliyoruz zaten. Maymun çiçeği virüsünün bilmiyorum biyolojik silah olarak kullanılmadığını ama çiçek virüsünün bu amaçla saklandığını, tutulduğunu biliyorum. Ülkemizde AIDS ile ilgili oranlara vakıf olduğunuzu biliyorum. Bir artış var mı? Evet, yani HIV pozitif ülkemizde azımsanmayacak kadar fazla. Merhabalar, virüsün etkileri dünyadan kademeli olarak azalıyor derken acaba yeni bir virüsle karşı karşıya mı? Bugün o konuyu konuşacağız ama konuğumu tanıtmadan önce sizden şöyle bir ricada bulunacağım. Evet, maymun çiçeği virüsü gündemdeki yerini korumaya devam ederse başka uzmanlarla, başka sorularla bu konuyu işleyeceğiz ama öncesinde çok az şey bildiğimiz maymun çiçeği virüsünü tam da uzmanından bir öğrenelim istedim. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı doçent doktor Aslan Demirel hocamıza maymun çiçeği virüsünü soralım ve bu neymiş bir öğrenelim. Hocam merhabalar. Merhaba. Tam Covid gündemden düşüyor ve dünyanın tek derdi ekonomi mi acaba programları, röportajları yaparken yine eş zamanlıya yakın bir dönemde Avrupa'nın 11 ülkesinde maymun çiçeği virüsü görülmeye başlandı. Evet, teknik bilgilerini öğrenmeye çalışacağız ama virüs bu kadar hızlı, neredeyse aynı anda 11 Avrupa ülkesinde bir anda görünebilecek özelliğe sahip mi? Bu hızda olabilir mi? Evet, yani bütün virüsler aslında dünyanın son kolay ulaşılabilir halini düşündüğünüz zaman, bir yerden bir yere seyahat çok kolay olduğunu düşündüğünüz zaman bütün virüsler gerçekten hızlıca yayılabilir. Örneğin Covid ile ilgili bildiğimiz en temel bilgi mutasyona uğraması. Maymun çiçeği virüsü mutasyona uğruyor mu? Maymun çiçeği virüsü DNA virüsü, COVID, SARS-CoV-2 virüsü RNA virüsü. Dolayısıyla maymun çiçeği virüsü mutasyona uğramaz. RNA virüsleri daha hızlı mutasyona uğrarlar. O yüzden işte delta varyantı gördük, omikron gördük. Ama maymun çiçeği virüsünde böyle bir mutasyon beklemiyoruz. İlk görüldüğünde nasılsa bugün de aynı virüs. Evet, formu yani değişmedi. Değişebilir, hani alt tipleri olabilir ama hani ciddi influenza gibi, COVID gibi, SARS-CoV-2 gibi sürekli yapısını değiştirecek, genetiğini değiştirecek bir virüs değil. Virüslerde tek genetik madde bulunuyor. Bu bir DNA virüsü ama SARS-CoV-2 bir RNA virüsüydü. Bu açıdan farklılar. Peki öldürücülüğü COVID'e göre daha mı yüksek, aynı mı? Şöyle iki tipi var aslında. Batı Afrika tipinde şu anda %1 gibi bir öldürücülüğü var ki şu anda da en fazla Avrupa'da görülen tip Batı Afrika tipi olduğu söyleniyor. Dolayısıyla %1 gibi bir öldürücülüğü var. Covid'in öldürücülüğü yüzde kaçtı? %2, %2,5 gibiydi. Çok tabii dönem dönem şeye göre, bölgelere göre, varyantlara göre Covid değişti tabii. Ama Covid'den biraz daha farklı seyredecek, her anlamda farklı seyredecek bir virüsle karşı karşıyayız. Dünya Sağlık Örgütü'nün çok çarpıcı bir açıklaması var. Sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Eşcinsel ilişki sonrası Avrupa'ya sıçradı ifadesini kullandı. Öncelikle risk grubunu sorayım size. Bu risk grubunun içerisinde eşcinsel ilişki yaygınlığı arttırıyor mu? Şöyle, şimdi bu virüs yüksek düzeyde temasla bulaşan bir virüs. Yani çok fazla büyük damlacıklarla bulaşıyor ve temasla bulaşıyor. Aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği şey de bunun cinsel yolla bulaşabileceği ihtimali ve MSM'lerin bulunduğu bir bölgede virüsün saptandığı. MSM erkeklerle seks yapan erkekler. O bölgede virüsün saptandığı. Dolayısıyla hani cinsel yolla bulaştığı düşünüldüğü için belki böyle bir söylem olmuş olabilir. Ama sonuçta virüs damlacık yoluyla ve yüksek damlacıklı, yani büyük damlacıklarla bulaşan bir virüs. Ciddi ve uzun süre yakın temasın olması gerektiği bir virüs. O şekilde ancak bulaşabiliyor. Yani Covid'den farklı bir virüs bu anlamda. Siz Covid pozitif olsanız kapalı
bir ortamda, küçük bir ortamda maskesiz bana bulaşabilir. Ama bu hastalıkta yakın ve uzun süre temas gerekiyor damlacık yoluyla bulaşabilmesi için. Dolayısıyla bulaş yolu gerçekten çok farklı. Ha, Covid'de Covid olduğunu söylemese kişi bir başkasına hiç eğer semptom da yoksa rahatlıkla bulaştırabilir. Fakat maymun çiçeğinde görünen özelliklerin olması lazım ki bulaşma başlasın. Doğru mu anladım? Elbette. Yani şöyle en büyük, farklılıkları ve en güzel özelliği o zaten. Hani Covid'in böyle bir pandemi yapmasının sebebi neydi? Asemptomatik bulaştırıcılığın olması. Yani siz hasta değilken de, bilmiyorken de bunu bulaştırabiliyorsunuz. Ama maymun çiçeği için lezyonlarınızın olması ya da ateşinizin başlayıp sonrasında lezyonlarınızın olması gerekiyor bulaş için. Dolayısıyla bir pandemi olmayacağını düşünüyoruz. Bu özellikten dolayı. Evet, yani bir kişi hastaysa o izole edilebilir ve çevreye bulaş engellenebilir. Ama Covid için bu geçerli değildi. Hocam lezyonlar dediniz. Başka semptomlarla karışabilir mi? Aklıma hemen zona geldi mesela. Zonadan farkı var mı? Kişi nasıl ayırt edecek? Şöyle, bu döküntülü hastalıklardan. Yani geçmişte yaşadığımız çiçek gibi, şu anda yaşanan su çiçeği gibi bir hastalık. Sonuçta zona da viral bir hastalık ama mesela zona bir sinir bölgesi boyunca ve çok ağrılı bir döküntüyle lezyonla gider. Bu hastalık farklı. Ateş sonrası 2-3 gün sonra tüm vücutta olabilen. Önce kızarıklık şeklinde başlayıp sonra o kızarıklığın şişmesi, papül dediğimiz şey. Daha sonra içi su dolu, bizim vezikül dediğimiz kabarcıkların oluşması. Sonra o kabarcıkların iltihaplanması, püstül diyoruz onlara. Daha sonra bunların birkaç hafta içinde akarak o kabukların oluşması ve daha sonra kabukların da kalkıp hastanın iyileşmesi şeklinde gider. Yani tabii ki bütün döküntülü hastalıklar değişik özellikleri var ve birbirleriyle karışabilirler. Bu da bu şekilde giden bir döküntülü hastalık aslında. Bulaşıcılığı sağlayan o su toplayan şeyin içindeki lezyonlar, iltihaplar mı? Evet. Yoksa vücut sıvıları tamamen risk altında mı? İltihaplar. Yani ben hapşurarak da bulaştırabilir miyim maymun çiçeği virüsünü? Evet, yani vücutta sonuçta mukozalardan bulaşıyor ve siz bir şekilde hani hem o lezyonlar sayesinde hem de karşınızdaki kişiye yakın temasla, büyük damlacıklarla bulaştırabilirsiniz. Peki hocam, Covid'le tekrar kıyaslayacağız. En yakın örnek o çünkü elimizde. Evet. D vitamini popülerliğini çok arttırdı bu son 2 yılda. D vitamini oranı iyi olanlar, yüksek olanların Covid'den korunabildiğini söyledi meslektaşlarınız. Maymun çiçeği için böyle bir örnek verebilir miyiz? Yani bu özelliği iyi olanlar korunabilirler diyebilir miyiz? Bütün viral enfeksiyonlar için vücuttaki vitaminlerin, minerallerin, yapı taşlarının çok iyi olması lazım. Çünkü bağışıklık sistemi iyi olanlar viral enfeksiyonları iyi atlatırlar. Maymun çiçeği de bir viral enfeksiyon sonuçta. Aynı şeyi düşünebiliriz ama hani şu daha fazla olursa daha iyi geçirirsiniz gibi bir şey söz konusu değil. Bu farklı, ilk kez karşılaştığımız bir virüs değil. Yani bu yıllardır 1970'ten beri insanda, Afrika'da görülen, Afrika'dan başka yere giden insanlarda da görülen bir hastalık aslında. Hani biz SARS-CoV-2 ile COVID-19'la ilk kez 2019 Aralık ayında karşılaştık ama bu virüsle zaten daha önce karşılaştık. Dolayısıyla bir takım virüsle ilgili, vücutta yaptığı hasarla ilgili şeyleri biliyoruz. O yüzden böyle şeyleri söylemek çok mümkün değil. Tanıdık ama bir viral bir enfeksiyon sonuçta güçlü vücutlar kazanıyor, güçlü bünyeler kazanıyor her zaman. Temel prensip. Peki evet. Afrika ile sınırlı olmasını neye bağlayacağız? O bölgenin hayvanlarına mı bağlayalım, beslenme biçimi mi, siyahi olmaları mı, nedir Afrika ile sınırlı olması? Çünkü virüslerin önemli bir kısmı Afrika kökenli oluyor. Ebola bunlardan biriydi. Evet. AIDS için aynı şey söylendi eğer yanılmıyorsam. Bu keza yine öyle. Nedir Afrika'yı risk grubu yapan? Afrika'da yani Afrika'daki hayvanlarda, Afrika'daki hayvanlar aslında bu kemirgenlerden bulaşan bir virüs. Daha sonra da insandan insana geçtiği görülüyor ama sonuçta hem bölgesel olarak olması hem de hijyen koşulları, bir arada yaşamak, bütün bunlar bu virüslerin orada bulunma sebebi olabilir.
kemirgenler yoluyla bulaşıyor dediniz. Sincaplar, fareler, sıçanlar. Peki dışkı yoluyla, idrarla, yani kanalizasyondan geçebilir mi? İnsanın idrarından bulaşabilir mi? Öyle sorayım. Şöyle, enfekte insanların, enfekte hayvanların çıkartılarından, onların enfekte derilerinden, etlerinden, evet, bu şekilde bulaşabilir. Dolayısıyla da hani çıkartı düşünüyorsanız eğer, çıkartılardan da sağlam olmayan cilde ya da mukozaya temasıyla, evet, bulaşabilir. Gıdalar risk grubu mu? Oraya varmaya çalışıyorum aslında bakarsanız. Kemirgenler dediniz, tarla fareleri aklıma geldi. İşte bir tarlada gıdaya yapılabilecek bir kemirgenlerin müdahalesiyle acaba onlar da risk grubu olabilir mi? Şimdi gülümsüyorsunuz, bir bilim insanı olarak ben çok iyi anlıyorum ne demek istediğinizi, ama ne olmaz dediysek son 2 yıl içinde oldu. Yaşadık. Evet. Oldu. Anlatırken uzun bir hikaye ve olmazmış gibi görünüyor ama çok da çabuk olabilecek bir şey. Evet. Kemirgenin, ne bileyim ben, bir domates tarlasına girip orada bir ısırık atması insana geçişini ve bulaşıcılığı arttırabilir mi? Şöyle, yani Covid-19'da da biliyorsunuz uzun süre poşetleri alıp küvetlerde yıkayıp öyle mutfağa götürdük gibi bir sürü şeyler yaptık. Plastik eldivenler kullandık. Özellikle başlangıçta korkarken çok şeyler yaptık. Hani kanıtlanmış bulaş yolları bu şekilde. Genişletmek bunları bu şekilde, hani bulaş yolunu bilerekten mümkün, ama hani ana bulaş yolları içinde bunlar söylenmiyor. Onu komplo teorisyenlerine sorun diyeceksiniz. Ama şimdi şunu sormak zorundayım hocam. Enfekte birinin restoranda yediği çatal yeterince iyi temizlenmezse ve kazara benim önüme gelirse ben de bir risk grubuyum. Doğru mu? Doğru. Yani şöyle düşünün, çok yüksek bir viral yük bir çataldaysa eğer ve o sizin mukozanıza değdiyse, hani bu aşamada böyle bu açıdan baktığınız zaman evet. Ya da yaz dönemine giriyoruz, oteller her zamankinden daha fazla kullanılacak. Temizliği yapan görevli çarşafları sererken elinden bir döküntü bulaştığında o odayı kullanacak olan da risk grubu, doğru mu? Şöyle düşünmek lazım bence. Şimdi öncelikle Türkiye'de virüsün olmadığını biliyoruz şu anda. Kanıtlanmış bir virüs yok. Eğer ki çok miktarda virüs Türkiye'de olursa, burada da bayağı yüksek olgu sayısı bildirilirse, o zaman evet, bunlar kirli çamaşırlardan, çarşaflardan, yani sekresyonun bulaştığı, o lezyonun değdiği şeylerden bulaş söz konusu. Öyle bir şey olduğunda tabii ki bunu konuşabiliriz. Aynı anda 11 Avrupa ülkesinde görülmesi bu riskin uzak olmadığı anlamına gelir mi? Dünya öyle bir yer haline geldi ki, Emel Hanım siz de biliyorsunuz, ciddi bir seyahat özgürlüğü var. Dolayısıyla daha önceki yaşadığımız tecrübelerden, SARS'tan, MERS'ten, COVID'den bildiğimiz kadarıyla, influenza'nın hızlı yayılımından bildiğimiz kadarıyla bu seyahat özgürlüğüyle çok kolay her virüs her yere taşınabiliyor. Yani Türkiye'de asla olmaz, gelmez demek mümkün değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği şey de zaten tam da bu, ya da bizim derneklerimizin, işte klinik derneği gibi derneklerimizin söyledikleri şey tam da bu. Uyanık olun. Yani böyle lezyonlarla birisi karşınıza geldiğinde, böyle şikayetleri olduğunda nereden geldiğini sormak başta olmak üzere bu hastalığı da düşünün. Ve buna göre önlemlerinizi alın demeye çalışıyorlar aslında. Deniz yoluyla bulaşabilir mi? Aynı mekanizmayla deniz yolunu da sorgulamak lazım belki. Yani hani denizde çok fazla bir viral yük o sırada olacak ve o sizin açık yaranızdan girecek gibi. Açık yara şartı var mı bulaşıcılığın olması için? Şöyle, sağlam deriden bulaş çok fazla olmuyor. Daha çok bir hani sıyrıklar, çatlaklar ya da mukoza, hani o şekilde bulaş söz konusu. Tabii maymun çiçeği dendiğinde hepimizin aklına ilk gelen su çiçeği. Çocuklukta hepimizin geçirdiği. Bu aynı aileden başka bir versiyonu mu, yoksa bambaşka iki şeyi mi konuşuyoruz aslında biz? Aslında bambaşka şeylerden bahsediyoruz. Maymun çiçeği dediğimizde aklımıza çiçek ve maymun çiçeği aynı aileden gelen farklı iki virüs. Ama su çiçeği bambaşka bir virüs. Bunların özelliklerini aslında çiçekli virüsler gibi, yani hepsi bir döküntü yapıyor ve bunların döküntüleri de kızamıktan farklı olarak içi su dolu olan döküntüler, su dolu, iltihap dolu döküntüler yapmaları bunların özellikleri. Maymun çiçeği hastalığının bir farkı da diğer döküntülü hastalıklardan, özellikle su çiçeğinden ve çiçekten, belirgin lenf bezi büyümesi yapıyor.
boyunda, koltuk altında, kasık bölgesinde lenf bezi büyümeleri diğer hastalıklarda karşılaşmadığımız özellikler. Bu şekilde de hani bir hekimin karşısına geldiğinde maymun çiçeği hastalığı var mı acaba diye düşünebilir. 1980'lerde dünyadan kökü kuruduktan sonra ara ara tekrar bu vakalara rastlanıyordu da şimdi birdenbire mi canlandı, yoksa arada hiç vaka yok, vaka sıfır, şimdi mi canlandı? Ama şöyle, çiçek canlanmadı. Çiçek hastalığı yok zaten. Maymun çiçeği hastalığı var. Hmm. Dolayısıyla maymun çiçeği hastalığı da zaten 1970'ten beri Afrika'da ve Afrika'dan seyahat eden kişilerde görülüyor. Buradaki problem şu, 13 Mayıs 21 Mayıs arasındaki tarihlerde Avrupa'da görülen vakaların Afrika'dan gelmemiş olması. Yani zaten Afrika'dan gelen kemirgenlerle Afrika'dan gelen insanlarda görülmesi çok da bunun anormal bir şey olmadığını gösterir. Şu anda ama dikkatimizi çekmesinin sebebi Afrika kökenli olmayan, oradan gelmeyen kişilerde de virüsün saptanmış olması ve bir haftalık bir süre içinde birbirinden farklı Afrika dışındaki yerlerde vakaların saptanmış olması. O yüzden bu kadar konuşuldu, bu kadar dikkat çekti. Biz şimdi Covid'in etkisini daha üzerimizden atlatamadan şimdi bununla pandemi olacak mı olmayacak mı, haftaya biz bunu konuşacağız mı bilmiyoruz. Ama o kadar artık tedirgin yaklaşıyoruz ki bu konulara. Evet. Gündemimiz tamamen 15 gün sonra maymun çiçeği virüsü olabilir. Siz tedirgin misiniz? Şöyle, şimdi bu kadar 2 yıl boyunca bu kadar sıkıntılı dönemler geçirdikten sonra ülkemize de gelebilir diye insan düşünüyor. Mesela o dönemde gelmez fikri çok insanda vardı. Ama şimdi gördük ki evet, dünyanın bir yerinde olan bir hastalık bizde de görülebiliyor. Evet. Dolayısıyla olmayacak diye bir şey yok. Ama bu hastalığın farklı özellikleri olması beni rahatlatıyor açıkçası. Şimdi tabii bizi izleyenler buna şunu da ekleyecekler. Sizin alanınız değil yine biliyorum ama acaba başka müdahalelerde var mı bu virüslerde? Dünya insanının önemli bir kısmı bunu da konuşuyor. O da ayrı bir uzman konukla konuşulacak konular. AIDS'in de isminin çok duyulduğu dönemdeyiz. Hatta yeni virüs, bu işte maymun çiçeğinden önce iddia sahiplerinin söylediği yeni virüsün AIDS'in bir versiyonu olacağı yönündeydi. Ülkemizde AIDS'le ilgili oranlara vakıf olduğunuzu biliyorum. Bir artış var mı? HIV pozitiflik oranı gerçekten tüm dünyada, ülkemizde de çok fazla. Yani şu anda mesela hastanelere HIV pozitif olarak başvuran insanlar hastalığı ilerlemiş insanlar olabiliyor. Çünkü tedaviler çok aksadı. Pandeminin HIV pozitif enfeksiyon, HIV enfeksiyonuna böyle bir ne yazık ki zararı oldu gerçekten de. AIDS'te de erken teşhisin kurtarıcı olduğunu anlamalıyız galiba bu açıklamamızdan. Evet, şu küçük bir şey yapayım, hatırlatma yapayım. Şimdi HIV pozitif kişilerin hastalığı çok ilerlediğinde bu tabloya AIDS diyoruz. Dolayısıyla hani bunda bu kişiler HIV enfekte bireyler, HIV'le yaşayan bireyler olarak adlandırmak lazım aslında. Bu HIV'le yaşayan bireyler şu anda çok gelişmiş, çok ilerlemiş teknoloji sayesinde tek tablet rejimleriyle tedavi edilebiliyorlar. Dolayısıyla AIDS'e ilerleme aslında şu anda eskiye göre çok çok az. Ölüm de çok daha az. Bu açıdan bakıldığında ilaçla tedavi çok mümkün. Sadece tanımak önemli. Tanındığı zaman hemen tedavi başlanması gerekiyor HIV enfeksiyonu için. Maymun çiçeği virüsünün biyolojik silah uygulamasında kullanıldığı söyleniyor. Bununla ilgili çalışmalar var. Soruyu şöyle soracağım size. Bazı virüslerin biyolojik silah olarak kullanılması daha mı kolay, tipleri icabı? Yoksa her virüs biyolojik silah olarak kullanılabilir mi? Sıkıntı verecek virüsleri biyolojik silah olarak kullanmayı tercih ediyorlardır büyük ihtimalle diye COVID düşünüyorum. COVID ve maymun çiçeği bu virüslerden miydi? Sıkıntı verici virüslerden miydi? Yani çiçek böyle bir virüs. Biyolojik silah olarak kullanıldığını biliyoruz zaten. Maymun çiçeği virüsünün bilmiyorum biyolojik silah olarak kullanılmadığını ama çiçek virüsünün bu amaçla saklandığını, tutulduğunu biliyorum. Hocam, mevsim itibariyle çok sık konuştuğumuz konulardan biri de kene tutulması. Parklardayız, çocuklarımız dışarılarda, işte şortta yazın kıyafetlerinden. Ne öneriyorsunuz? İstanbul içinde yaşayanlar risk grubu mu? Ya da Türkiye'de hangi bölgeler bu konuda hassasiyet göstermeli? Önerileriniz ne olur? Nisan ayından Ekim ayına kadar
bu hastalık görülebilir. İstanbul'da kene tutulması olmaz mı? Çok fazla olur, çok fazla oluyor şu aralarda da tabii. Her seferinde sıkıntı, panik yaşamalı mıyız? Şöyle, bu bölgedeki keneler bu virüsü taşımıyorlar. Ama yine de kırsal kesime gidildiğinde mutlaka işte uzun pantolon giymek, pantolonu çorabın ya da botun içine sokmak, belin açık kalmamasını sağlamak, açık renk giysiler giymek, belki giysilerin üzerine böcek savar ya da vücuda sıkmak gibi önlemler alınabilir ya da öyle bir bölgeden geldikten sonra çocuğunuzun üstünü ya da kendinizi kontrol etmek gibi ve böyle bir şey görüldüğünde de sağlık kuruluşunda çıkarttırmak, çünkü küçük ama oldukça güçlü bir hayvandır. Şöyle yapınca çıkmaz mı hocam? Çıkmıyor. Yani gerçekten ben mecbur hizmette uğraşmıştım bir keneyle ve şeyle bile çıkartamamıştım. Gerçekten küçük ama çok güçlü bir hayvan. Başı içeride kalabilir. O yüzden kenenin altından tutup yukarı doğru çekmek gerekiyor. Onu evde yapmak çok kolay olmuyor. Kenenin zararlı olup olmadığını da tabii bilemediğimiz için o şekilde çıkarmak çok doğru değil. Bir 10 gün kadar semptomlar açısından takip ediyoruz hastayı biz de. İşte eğer ateşi, kanaması vesaire olursa başvurmasını söylüyoruz. Ama dediğim gibi İstanbul'da yani ben şimdiye kadar hiç böyle bir vakayla karşılaşmadım. Sayın hocam, maymun çiçeğini burada konuşalım ve kapatalım inşallah. Tekrar bu konu için ne sizinle ne meslektaşlarınızla bir araya gelmeyelim. Çok teşekkür ederim açıklayıcı bilgileriniz için. Tekrar virüssüz zamanlarda görüşmek üzere. İnşallah. Çok teşekkürler. Sağ olun.